Ekol TV banka mağdurlarının sesi olmaya devam ediyor. O kanayan yara gündem özel programında masaya yatırıldı. Son 6 ay içinde aynı bankanın müşterisi yüzlerce kişi dolandırıldı. Hesapları boşaltıldı. Haberleri bile olmadan adlarına yüz binlerce lira kredi çekildi. Mağdurlar yaşadıklarını bir kez daha Ekol TV'de anlattı. Gece 3'te benim hesabımdan, kredi kartımdan, sanal karttan Yedi sefer çekim yapılmış. 2- üç dakika arayla. Benim 313 bin lira çekiliyor. İlk etapta benim hesabımda olan bir miktar yani 20 bin 800 lira bir para vardı hesabımda. Önce onu gönderiyorlar. Sonra da 100 bin lira bir ihtiyaç kredisi çekiliyor. Farklı miktarlar, farklı meslekler, farklı zamanlar, tek ortak noktaları aynı bankanın mağdurları olmaları. Yatarken borçsuz yattılar, uyandıklarında hepsi yüz binlerce liralık borç yükü altındaydı. 273 milyon kredi başvuru hemen onaylanıyor kredi. Ondan sonra 34 bin bir şahsa gönderiyorlar. Ondan 80 bin, 90 bin parça parça gönderiyorlar. Sabaha kadar devam ediyor bu. Ömrü hayatı boyunca hiçbir bankadan 30 bin TL'nin üstünde para transferi ben yapmadım. Üzerime hiçbir mal almadım, üzerinden hiçbir mal çıkışı olmadı. Dolayısıyla benim bütün bankalar dahil olmak üzere 30 milyardan fazla para transferi ne bana geldi ne gitti. Şimdi 700 bin TL para giderken banka neden beni 6 e, haneli kod göndermiyor? Haberleri bile olmadan hesaplarındaki paralar çekildi. Vadeli hesapları boşaltıldı. Üstüne bir de kredi ve kredi kartlarının limitleri sonuna kadar kullanıldı. Banka mağdurları seslerini gündem özel programında duyurdu. Bankadan icra tebligatı geldi. Benim 28 bin liralık borcum şu anda 37 bin küsür lira oldu. 59 yaşındaki emekli olan Rukiye Kahveci de onlardan biri. Yapmadığım bir borç yüzünden benim sicilim lekelendi. Çekmedikleri kredinin, harcamadıkları paraların borçlarını ödemek onlara kaldı. Başlarına gelene inanamıyorlar ama muhatap da bulamıyorlar. Bizim çekemediğimiz paranın 10 katını başkaları kolaylıkla çekip hiç bir şekilde sıkıntı yaşamadan farklı kişilere gönderebiliyorlar. İki gün boyunca dolandırılmışım. Fakat banka beni hiçbir şekilde aramadı. Sabah uyanınca evet. e, mesajları gördüm açıkçası. Mesaj gelmiş, hayırlı olsun, kadın çekildi, şuraya gönderildi. Buraya gönderilemedi gibisinden. Sadece birkaç saat içinde kimi 30 bin lira, kimi ise 700 bin lira borçlandı. Onlar da binlerce mağdur gibi soluğu hemen bankada aldı ama. Bunun üzerine ben hemen bu borç benim değil diye itiraz ettim, ee, gerekli işlemleri yaptım bankaya itiraz ettim. Bankadan bana e, SMS yoluyla yaptığımı söylediler. E, ancak kesinlikle bu borcu ben yapmadım. Ben şubeye gittiğimde daha komün söyleyeyim. Şubeye dedim mobil'e giremiyorum dedim. Bir bakalım, tamam bakalım dedi. Ondan sonra ya dedi beyefendisin adınıza kredi çekilmiş dedi. Yani, öyle mi öğrendiniz? Ben öyle öğrendim yani çekilmiş yani çekmişsiniz bile demedi bana. Üç saat içinde malum bankadan kredi çekiliyor ve aynı kişiye gönderiliyor. Banka mağdurlarının hukuki süreçleri devam ediyor. Söz konusu bankanın duyarsızlığı ve tehditvari açıklamaları da tepkiyle karşılandı. Banka yayın organlarını reklamla resim alacak reklam. evet. alma konusundaki Biz, gayretini bu insanların mağduriyetini gidermesi için yapsın. Evet, evet. Bakın ben onu da söyleyeyim. Ekon şey kapısına kadar gelip kardeşim biz size istediğiniz reklam verme kardeşim ya. Yok bize geldiler. Ya biz verme. Mi? Biz Hayır geldiler doğrusu. ya. Verme. Geldiler. Ver. Almadım.